Hepinize merhabalar arkadaşlar. Eyvah 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 eyvah, bir yıkanla bak. Evet arkadaşlar. Biz eve saldık bulayı. Kendi zaman büyüteceğiz eve yapacağız. Evet arkadaşlar, Efes'imizi aldık. Efes de çok şık bir beyefendi oldu bugün. Ama yatmaktan kendini alamıyor her zamanki gibi, değil mi? Efes niye öyle yattın? Yastığına yat oğlum. Annem yastı. Çok da uyumlu giyindiler Bilge Kağan'la. Bilge Kağan'ın yeleğini giyindi arkadaşlar. Papyonumuz da var. Nerede papyonumuz? Papyonumuz kaymış. Şöyle papyonumuzu da koyalım. Çok yakışıklı olduk Efes bugün. Değil mi Bilge Kağan? Çok yakışıklı. Evet. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Evet. Değil mi? Hiç de mütevazı değiliz arkadaşlar. Evet diyor. Efes ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar Efes saatlerdir içeride. Böyle geldiğinden beri uyuyor. İçeriği sıcak buldu. Hiç kalkmak da bilmiyor. Ne yapıyorsun sen orada? Bak. Aa, ne buldun? Ah, o bisikleti oraya saklamıştım, yine unuttum. Bilge Kağan, odaya götüreyim dedim, unuttum. Bak Efes senin çantanı kurcalıyor. Bilge Kağan da çantasına bir şeyler koymuş. Çanta mı? Ne bu Bilge Kağan, ne doldurdun? Annem eski havluyu bile koymuşsun. Ne yapacaksın onları? Efes, oynatmadım abi seni oğlum. Şişko patates, gel buraya. Gel buraya, kapıyı kapattım diye. Evin içinde tur atıyor arkadaşlar. Sürekli dolaşıyor evi. Değişik geldi mi? Özledim evi. Ay, hemen de kendini atıverir. Hemen de yorulmuş da atıverir. Heh, sevelim hemen. Sen ne yapıyorsun? Taşınıyor musun? Evet. Aa. Şuraya taşınıyor. Evet. Yüzümüz de yaralandı arkadaşlar, Bilge Kağan'ın yüzü. Sen böyle ne yapıyorsun? Bakayım şu yeleğine bir bakayım, bir tatlış tatlış. Ne yapıyorsun sen böyle? Ha? Bu göbüşler ne? Bu göbüşler. Ya şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ha. Böyle salıyor kendini. Rahat tabii. Güvende. Değil mi? Çok akıllı bu. Çok çok çok. Oğluşum. Tabii diğer kardeşler kıskandı değil mi alırken? Ne yapalım? Hepinizi de bir araya aldık mı durmuyorsunuz. Sırayla alıyoruz arkadaşlar. Ben çok fazla uzatmayayım. Bambi'yle kendiyi getireyim mi Efes? Bakayım ne yapacaklar arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Kendiye bakar mısın? Kendi ne yapıyor kendi? Bilge Kağan bir rahat bıraksa. Arkadaşlar yani Efes'e gerek kalmadı. Zaten Bilge Kağan yetiyor. Bambi yine her zamanki gibi yerinde. Bambi. Nereye çıktın oğlum? Korkuyor musun sen? O küçük kardeş ama hiçbir şey yapmaz o sana. Aa. Ne? Havlıyor musun sen? Ben de diyorum hiçbir şey yapmaz diyorum Efes. Ne yapıyorsun öyle? Bambi'ye havlıyor ya. Bambi'ye havlıyor. Seni koca adam. Semur için sakın bir şey yapamazsın. Bak, sakın bir şey yaparsa buluşuruz o zaman Efes. Şivas'la anlaşmışlardı arkadaşlar. Köpekten korkmuyor. Efes oyuncağı biraz şey yaptı. Ne oynadı? Evet, o kadar karışık bir konseptimiz oldu ki arkadaşlar. Alo. Bilge Kağan'ın hızına yetişemiyorum ben şimdi. Kaymanla. Ay. Ne bileceğim. Bilge Kağan ne yapıyorsun oğlum? Efes. Arkadaşlar kafayı taktı Bambi'yi. Buradan şöyle göstereyim. Ay alamıyorum ki, tam geniş alamadım maalesef. Biri aşağıda kalıyor, biri yukarıda. Kafasına... Tamam onu bir ver bakayım. Efes ne yapacak? Efes papyonun niye yanda duruyor oğlum senin? Yanda duruyor papyonumuz olsun ama şöyle de güzel gözük. Küçük adam ya. Ay. Çirkin şeyler. Ha. Şey yapmadı. Diğer mavi ayıcığı verelim mi? Yani arkadaşlar konseptimiz Efes'i
Bambi ve Candy'yi tanıştıracaktık. Bambi zaten dolabın üzerine hemen anında kaçtı. Candy de bilmiyorum bir şeylerin altına girdi galiba. Evet, o ayıcıkları da yukarıya koyuyoruz. Çünkü Tyson sağ olsun arkadaşlar yırtmış zaten gördüğünüz gibi. Efes gel. Efes'e verelim. Efes al. Efes koş. Efes umursamıyor pek. O neymiş oğlum? Alayım. Mavi ayıcığı mı? Dur ben alayım onu, sana yardım edeyim. Evet, şimdi mavi ayıcığı bir verelim. Bakalım onu ne yapacak? Annem korkar o, korkar. Baksana hemen ay, şey yaptı. Ayıcık onu yedin mi? Yesin. Ama o şey anlamadı. Baksana hemen ürküyor anneciğim. Küçük ya. Bambi. Gelmedi. Bambi nasıl bakıyor arkadaşlar? Bambi ne yapıyorsun oğlum? Ayıcık onu kafasına gelmedi. Efendim? Ayıcık. İstemedim. Ayıcıklarla oynamak istemedi Bilge Kral. Efes ne yapıyorsun oğlum? Efes. Efes büyüdü mü? Galiba aynı Tyson gibi olacak arkadaşlar. Çok benzetiyorum Tyson'a. Sadece böyle siyahlıkları güzel. Efes! Nereye gitti bu arkadaşlar? Efes bisikletten de korktu. Ama geçen güne göre biraz daha iyi değil mi Bilge Kan Efes? Geçen gün daha çekingendi arkadaşlar. Bir akşam geçtikten sonra alışmıştı. Bilge Kan. Bilge Kan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun annem? Efes acaba ne düşünüyor Bilge Kan? Ya ben nereye geldim böyle? Bunlar ne yapıyor bana filan diyorlar. Diyordur kesin değil mi? Ay. Ya Bilge Kan. Ama ne? O da kımıldamıyor ya. Ay çok üstünden yere attım. Evet. Böyle çöpeği de var. Yani arkadaşlar Bilge Kan böyle oynamayı çok seviyor. Köpeklerin de hani özelliklerini tam olarak küçük olduğu için anlamıyor da böyle onların insan gibi olduğunu düşünüyor galiba. Düşüyor. Evet. Hatta o düşmedi bundan düştü. Evet. Hatta önceki videomuzda arkadaşlar bir ara kapatmak zorunda kaldım, ağladı. Niçin ağlıyorsun Bilge Kan? Köpekler benimle kovalamaç oynamıyor diyor. Onu tam olarak anlayamıyor arkadaşlar. Onlar da oynasın istiyor. Ama onlar köpek anneciğim. Kovalamaç oynamayı falan bilmezler onlar. Anlamıyorlar. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Değil mi Efes? Kızıyor mu Bilge Kan size kovalamaç oynamıyorsunuz diye? Ya Bilge Kan yeter yeter. Ya annem. Bak şey yap. Götür onu sen bisiklete bindir bence Bilge Kan. Oraya gelsin. Hayır hayır, Efes değil anneciğim. Sen onu nasıl taşıyacaksın? Sen taşıyor. Ben de taşıyamıyorum. Bende ne var o? Arkadaşlar Bambi'ye bakın. Bambi'ye bakın. Bambi? Kıskanıyor mu? Bambimiz çok kıskanç bu arada arkadaşlar. Konuşmuyorum onunla bir. Kıskanç kıskanç peki. Alma anneciğim. İstemedi. Efes'ten öptü galiba. Tasmamızda çıkınca bir boşluk hissettim şey Bambi. Gelmek istemiyor oğlum. Gelmek istemiyor. Korkar ama indirme. Hadi gel. Gel. Efes. Efes'in yatışa bakar mısın Bilge Kağan? Ay. Ayıcım. Ayıcın üzerine yatmış. Ay Bilge Kağan. Ne yaptın ayıcım Efes? Aslında şey olabilirdi ama onu da sığmaz ki. Diğer bisikletin var ya Bilge Kağan. Neyse o bahçede kaldı. Bir dahaki sefere öyle yapalım. Bahçeden bisikletimi getirelim gündüz. O zaman deneyelim. Bakayım bisiklete binebilecek mi? Evet düştüm. Fark ettim. Ne olacak? Tabii hiçbir şey söylemediğim için ağlamadı. Normalde aa ne oldu desem hemen ağlayacak arkadaşlar. Böyle de bir özelliğimiz var. Şimdi dikkat ediyoruz Bilge Kan. Hadi gel bakalım gel. Gel şu Efes alalım burada. Hayır hayır düşersin gel. Efes. Hadi gel bakalım gidelim mi? Gel Efes'i bisiklete bindirelim. Gel. 3, 2. Ya Bilge Kan. Kendi nerede? Kaçtı. Kaçtı değil mi? Evet. Kendi senden korktu oğlum. Niye korkuyor bunlar senden? Bir de havlıyor. Hav hav diyedi. Hav hav diyedi havlarmış. Arkadaşlar köpekler böyle dışarıda.
Hani tersin için konuşuyoruz genelde de evin içinde çok kedi gibi davranıyor diyor. Aslında bütün köpeklerimiz öyle. Eve girdiklerinde otomatikman sanki biz nasıl davranıyorsak onlar da öyle davranıyor. Ama dışarıya çıkınca böyle birden kendi doğalarına dönüp biraz daha vahşileşiyorlar. Bak 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 bak. Dur dur dur. Efes ölecek şimdi havasızlıktan Bilgekan. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi Bilgekan olmadık şeyler yapıyor. Tabii müdahale etmem gerekiyor. Birazcık oyunun dozunu kaçırıyor gibiyiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Efes'imiz hiçbir şey yapmadı kedileri görünce. Bizim Bambi ile, şöyle Bambi'yi göstereyim arkadaşlar. Kendi bilmiyorum nereye gitti. Onlar biraz yine her zaman gibi ürkek davrandılar, kaçtılar. Ne yaptık biz de, oyuna çevirdik değil mi Bilgekan? Bilgekan olmadığı şeyler yapıyor arkadaşlar. Acil müdahale etmem lazım. Efes sıkıldı artık. O zaman ne yapıyoruz Bilgekan? Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.